Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD'da ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kaynak gazetecileri AFAD kriz merkezine gezdirdi. Devletimizin bekası için, milletimizin birliği için gerçekten değerli basın mensuplarımız çok önemli işler gördüler. Ama ben bu arada tabii ki canlı yayında cep telefonuyla Cumhurbaşkanımızın mesajını bütün milletimize ulaştıran CNN Türk'ten Hande Fırat Hanım'ı, biraz adını da değiştirdim ben. Adı Darbe Sevar Hande. Bundan sonra nerede olursa onun yanında olacağız. Çünkü darbelere karşı en güvenli yer onun yanı. Hande Hanım'a gene Kilis'teki, Öncükınar'daki Geçim Barınma Merkezimizde eğitim verdiğimiz, kişisel gelişimler için eğitim verdiğimiz Suriyeli çocukların, tabii ki bir hocaları var, o da Suriyeli, bir resim yapmışlar. Bütün basın mensuplarına tabii ki teşekkür ediyorum ama bütün basın camiası adına Hande Hanım'a bir takdimde bulunmak istiyorum. Şunu söylemem gerekir. CNN Türk onu yaptı, NTV'de yaptı, bütün kanallarımız yaptılar. Çok tarihi bir andı o ve bir yandan tepelerinize helikopterlerle komandolar geliyor, bir yandan tavizli ateşi açılıyor ama demokrasi için, milletimizin geleceği için, devletimizin bekası için asla gözünüzü kırpmadan yayınlara devam ettiniz. Dolayısıyla basınımızın o günkü kahramanlığı gerçekten unutulmayacak bir kahramanlıktır. Ben hepiniz adına Hande Hanım'a o takdimde bulunmak istiyorum. Hande Fırat Hanımefendi. Ama şu da var. Çok duygulandım. Başbakan Yardımcısı Kaynak, Musul'un güneyinde bulunan kükürt üretim tesislerinin ateşe verilmesi sonucu oluşan zehirli gazların Türkiye'yi yakından etkileyeceği ve asit yağmurları yağacağı iddialarına ilişkin olarak da büyük bir tehlike, büyük bir paniğe gerek olacak bir hadise yok dedi.